Bırakamadığın bir alışkanlığın var mı? Ben alışkanlıklarına bağlı bir kadınım. Bırakamadığım bir alışkanlığım yok. Ama alışkanlıklarım var tabii ki. Merhabalar, Meriç ben. Bu hafta O Ne Diyor'un konuğu benim. Sorularınızı cevaplayacağım. Şu an aşırı heyecanlıyım. Ağzım, dilim, damağım kurudu. Sorularınız burada. Birazdan cevaplayacağım. Meriç, seni seviyoruz. Keyifli geçsin. Ya. Biraz daha erken gelebilseydim sizi basacaktım ama maalesef yetişemedim size. Keşke karşılaşsaydık. Ben de sizi çok seviyorum. Hiçbir bölümünü kaçırmadan izlediğim bir dizi var mı? Peaky Blinders'ı hiç kaçırmadan mutlaka izlerim. Günlük hayatta en sık kullandığın emoji nedir? Bize canlandırabilir misin? Ayrıca bu ne güzellik ya? Kalp. Teşekkür ederim öncelikle. En çok kullandığım emoji kalp, kırmızı kalp. Bir de şey, hayalet. Onu kullanıyorum. Hiç kimse hal hatır sormamış ya. Nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Teşekkür ederim ya. Bu aralar çok yoğunum ama hayat çok güzel gidiyor. Çalışmak, böyle sürekli böyle dinamik olmak bana iyi gelen bir şey. Şu anda çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Umarım sen de çok iyisindir. Eylemin ajan olduğunu karakteri kabul ederken biliyor muydun? Dürüst olmam gerekirse bilmiyordum. Ben gazeteci diye girmiştim. Bana da sürpriz oldu ama çok güzel bir sürpriz oldu. Aslında iyi ki öyle olmuş ama başta bilmiyordum. Ortaokul, lise dönemlerinde hiç saç başa kavga ettiğin oldu mu? Saç başa kavga ettiğim olmadı. Ama bir kere konuşarak bir kızı ağlatmıştım. O da böyle bir hikaye. Ama saç başa kavga etmedim hiç. Setteki kızlarla gıybet grubunuz var mı? Setteki kızlarla grubumuz var. Yani çok gıybet yapmıyoruz oradan ama bir grubumuz var. Ya setteki kızlarla biz çok görüşemiyoruz açıkçası. Çünkü ben yani kızlarla hiçbir arada olamıyorum. Ama tabii ki yani karşılaştığımızda gıybet olabiliyor. Olabiliyor. Meriç, sana çocukluğunu hatırlatan, hafızanda yer etmiş, seni sen yapan bir olay var mı? İtiraf et, güzel soru. Evet, güzel soruymuş. Sürahi Hanım taklidi yapıyordum çocukken. Belki o biraz hafızamda yer etmiş olabilir. Nasıl etkiledi derseniz, işte yaşamaya çalışıyoruz. Burak abiyi telefonla nasıl kaydettin? Burak Sevinç. Yani diye kaydedeceğim. Yanımda Kal filminde sanki kendini oynamış gibisin. Fragmanda gördüğümüz kadarıyla yani. İlk kez mi bir sinema filminde başroldün? Senin için nasıl bir tatmin sağladı? Kendimi oynamış gibi değil aslında. Ama her zaman oynadığım şeyi kendime en yakınlaştırabildiğim yerden oynamaya çalışıyorum. Sanırım o yüzden böyle bir izlenim uyandı. Teşekkür ediyorum. Aslında ilk kez başrol değildim. Hesapta Aşk diye bir film çekmiştik. Orada da başroldüm. Böyle dolu dolu oynayabildiğim bir karakter oldu. Şarkı söylemekle ilgili ne düşünüyorsun? Bir de hala piyano çalıyor musun? Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Ama dinleyenler dinlemeyi seviyor mu sevmiyor mu? Bundan emin değilim. Ama bence seviyorlardır. Piyano çalıyor musun? Piyano çalmayı da çok seviyorum ama ben biraz sabırsızım galiba. Ona çok ciddi bir emek ve böyle bir mesai harcamak gerekiyor. Ben o mesaiyi maalesef harcamıyorum. Şu an telefonunu açıp Instagram DM bölümünden istek mesajlarını oku. Lütfen bunu sorun, lütfen. Merhaba, Jandarma 2018 Asem Assubay'ız. 2018 Asem devrelerine sizlere çok selam var. Sağlıcakla kalın. Umarım görüp cevap verirsiniz. Görüp bize dönüş yapacağınızı hiç sanmıyoruz ama umarım dönersiniz. Çok teşekkürler. Selamınızı aldı. Teşekkür ederiz. Bizden de size selamlar. Ailesi hukuktan oyunculuğa geçmesine tepki verdi mi? Bana da lazım. Varsa bir taktik ben de uygulayacağım. Malum aileler hep aynı. Hobi olarak yap kızım. Yok o sektörde çok iş dönüyor kızım. Yok yönetmenle fan film fon yapmam lazım kızım falan filan. Tepki vermediler. Zaten bizim şöyle bir anlaşmamız vardı. Annemle babam bana şey dediler yani hukuk oku sonra ne istersen yap dediler. Ben zaten hiçbir zaman avukat olmak istemiyordum. Dolayısıyla yani onlar da o sürece bıraktılar. Ama yani hobi olarak yap kızım, sektörde çok iş dönüyor kızım. Yok yönetmenle fan film fon yapman lazım gibi şeyler asla söylemediler. Öyle bir şey de hiç olmadı zaten, yok yani. Dövüş aksiyon sahneleri nasıl çalışıyorsun? Yani nasıl hazırlanıyorsun? Eğer hazırlanmaya vaktim varsa önceden bir koreografi oluşturuluyor ve ona çalışıyoruz. Ama genelde böyle bir vakit olmuyor. Sette böyle bir 10 dakika koreografiyi ezberleyip hemen giriyoruz sahneye. Eylemin bütün sahneleri çok güzeldir ama benim en çok beğendiğim 46. bölüm Eylemin Fethi'ni kurtarması sahnesidir. Ve sizin en çok beğendiğiniz sahneniz hanısıdır. Mesela arada YouTube'da açıp tekrar tekrar bakıp vay be ne güzel olmuşum dediğiniz sahne yani. Azerbaycan'dan selamlar.
Benim en sevdiğim birkaç sahne var. Bir, Eylem'in ajan olduğunu öğrendiğimiz ilk sahneyi çok seviyorum. Orada aynı zamanda böyle Fethi ile sırt sırta verip işte çatıştığımız sahneyi çok seviyorum. Şeyi çok seviyorum, Keşanlı, Eylem, Fethi'nin operasyon sahnelerini çok seviyorum. Onlar çok komik geliyor bana. Bir de Karabatak da var, böyle bir otelde bir operasyon vardı, onu çok seviyorum. Açıp açıp izleyip ne güzel oynamışım demiyorum ama açıp açıp izliyorum yani. Bazen iyi oynum, evet diyorum ben de. Tamam. Podcast'lerinize bayılıyorum. Farklı ve daha çok konukla zenginleştirip süreyi uzatma gibi düşünceleriniz var mı? Çok teşekkürler. Biz de çok gerçekten eğlenerek kaydediyoruz. Farklı ve daha çok konukla zenginleştirip süreyi uzatma gibi düşüncelerimiz de var. Ya bir şekilde ama her şeyin denk gelmesi gerekiyor. Bu konuk olacak insanlar da çok yoğun çalışan insanlar. O yüzden böyle hem bizim boş olduğumuz hem onların boş olduğu falan gibi bir denk gelme biraz zor oluyor. Ama bunu düşünüyoruz ve çok teşekkürler. Medcezir tekrar çekilecek olsa oynar mısın? Ya koşullara bağlı olmakla beraber oynarım. O karakterlerin sonradan nereye evrildiğini, Hale'ye ne olduğunu çok merak ediyorum. Bence Hale yurt dışına gitmiştir ama öyle düşünüyorum. En çok nelere sinirlenirsin? Ben birçok şeye bir anda çok sinirlenirim. Ama sonra hemen söner benim sinirim. Emri Vaki'ye çok sinirlenirim. Birinin bana emri vaki yapmasına çok sinirlenirim. Kabalığa çok sinirlenirim. Yani nezaketsizliğe çok sinirlenirim. Bir de çok aslında doğalında olması gereken insani bir nezaketi, samimiyeti suistimal edenlere çok sinirlenirim. Çağlar Ertuğrul'la Yanımda Kal nasıldı? Çağlar'la enerjiniz tuttu mu? Filmi izlediğinde ne hissettin? Çağlar Ertuğrul'la Yanımda Kal çok güzeldi. Çağlar'la çalışmayı gerçekten çok sevdim. Yani çok eğlenerek çalıştık gerçekten. Mizahımız çok tuttu ve böyle o yüzden çok güldük. Ben Çağlar'a çok gülüyorum yani. İyi bir partnerlik olduğunu düşünüyorum. Filmdeki partnerliğimizin. Filmi izlediğinde ne hissettin? Çok beğendim. Güzel bir film oldu. Umarım siz de izler ve siz de çok beğenirsiniz. Bence izleyin. Ben olsam kesin izlerdim. Şarkı söylüyorum filmde. Hem filmin içinde şarkı söylüyorum, hem film için ayrı bir şarkı söyledik. Ve bence bu izlemeye değer. Çok güzel sorular sormuşsunuz. Çok teşekkür ederim. İnşallah tekrar tekrar bana soru sorarsınız. Yanımda Kal vizyona girdi. Hepinizi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Herkes böyle yapıyor. Ben de yapacağım.